Dünya genelinde en sık görülen bulaşıcı olmayan kronik solunum hastalıklarından astım 2025'te 400 milyon kişiyi etkileyebilir. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şerif Kurtuluş, Dünya Astım Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Deprem bölgesine herkese merhaba. Burada bulunmamızın amacı 2 Mayıs Dünya Astım Günü. Deprem felaketiyle birlikte solunum hastalıkları daha ön plana çıkmaktadır. Farkındalığı artırmak adına Dünya Sağlık Örgütü 400 milyondan fazla insanın astım olduğunu ve yılda 400 binden fazla ölümün astıma bağlı olduğunu bildirmektedir. Doktor Şerif Kurtuluş, hasta hekim el ele verdiğinde doğru tedavi planlamasıyla astımın her durumda kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu, bu kontrolün sağlanmasında astım semptomlarını artıran faktörlerin belirlenmesinin ve düzenli takip altında tedavinin sürdürülmesinin önem taşıdığını söyledi. Astımın tedavisi aslında yoktur. Ancak kontrol edilmesi durumunda hasta olanlar, astım hastası olan insanlar diğer bireylerden farklı değillerdir. Dolayısıyla astımın kontrol altında olması gerekmektedir. Depreme bağlı, özellikle gördüğünüz üzere yıkılan binaların gerek molozların taşınması, ayıklanması ya da depolanması esnasında astımı olanların kontrol dışına çıkma ihtimali vardır. O yüzden doktorla iletişim halinde olmak gerekir. Fakat astım şikayeti olmayan ancak böyle ortamlarda özellikle bu işlerde çalışan kişiler ya da o bölgenin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinde ve oraya yakın yaşayan gerek çadır ya da gerek toplumlarda ya da insanlarda astım benzeri semptomlar ortaya çıkabilir. Mutlaka bunun kontrolü ve takipleri için doktorunuza başvurmanızda fayda var.